eğer Dursun Özbek sürecine Okan Buruğ'un hocalık dönemine gelseydi Galatasaray alırdı. Bak Galatasaray alırdı. Şimdi adam bulamıyorsun yani. Torayra'yı pamuklara sarması lazım Galatasaray takımının. Sakatlar mı diye. Torayra'nın alternatifi yok. Yıllardan beri yanına da bir tane partner koyamıyorsun ya. E şimdi sen Ferdi'nin yerine bir sol bek alırız diyorsun. Senin elinde sol bek var. Alt Osterval'de oynatıyorsun. Levent Mercan var. Almadın mı? Aldın. Tekrar mı alacaksın? Bu... Ben bunu anlamıyorum. Yani herhalde hoca Levent Mermercan'ı planlamamış. Yani. Morinho bak. Hocamın söylediği ben şöyle bir şey, Zeki de konuşsun. Şöyle söyle Hocanın söylediği çok güzel bir şey Abdullah Hoca'nın. Morinho dış işlerle uğraşıyor abi. İç işlerle uğraşmıyor. Ben ben sağ kenarında oyuna müdahale eden bir Morinho'yu görmedim. Biz bak, de o zaman Bununla bununla ilgili çok basit bir şey söyleyeceğim. Rio Ferdinand'ın açıklaması var biliyorsun. Bak Rio Ferdinand'ın açıklaması var. Bu Fransızca yazıyor burada bak. Mourinho ile ilgili açıklaması var burada. Tamam mı? Okusun Fenerbahçe yönetimi. Ne demek mesin Ben de var. Yani bu akşam dil karşısında Mourinho neden artık Avrupa'da bir takımı koştuk yapamayacağını gördük diyor Fenerbahçe'nin ilerlendiğinde. Tamam mı? Hakemlerle ilgilenmek yerine futbola odaklansın. Maçlar sahada kazanılır. Tercümesi bu. Ben tercüme ettiğim için söylüyorum bunu. Şu bir şey söyleyeyim. Yani Hoca isteyecek altı mı 8 mi belli değil. Fred gidecek şey... Ee, Neredenle gidecek mi belli değil Ferdi. Artı en önemlisi 100 milyonluk ekibe sahip diyorsun. O zaman sat üstünde 100 milyon euro kazan, yeni bir transfer yap ya. 100 milyon büyük para transfer. Evet, Hocam. Ki. Tabii bir de bunun kararını çabuk vermek lazım. Evet. Ben çünkü, çünkü oyuncudan sağ içine geliriz. Ee, abiye de söz verelim. Ee, tabii tabii. Hemen alalım abi sen. Şimdi Ferdi Kadıoğlu ile ilgili durum şu. Ee, Başkan Ali Koç'un sözü var. Aslında Mourinho gitmesini istemiyor. Ferdi gidip diyor ki, başkanım bak e, kafanızdaki teklif ve e, düşünülen rakam şu anda önünüzde. İzin verin gideyim diyor. Çünkü bana diyor verdiğiniz bir söz var. E, tabii ki Arsenal birinci tercihiydi ama Brighton'ı da kabul ediyor. Fenerbahçe kulübü de e, İngilizlere şunu söylüyor Brighton kulübüne. Biz parayı peşin istiyoruz diyor. Karşı tarafta. İşte iki yıla yayalım bu taksitler halinde ödeyelim diyor. Fenerbahçe asla kabul etmiyor ve bir sonraki satıştan yüzde yirmi pay istiyor Fenerbahçe. Onu da kabul etmiyorlar. Sıkıntı o. Onu çözmeye çalışıyorlar. Ferdi olsaydı da Mourinho'nun istediği bir orta saha oyuncusu vardı. Şimdi şey pardon Fred. Fred sakatlandıktan sonra büyük bir ihtimalle hani Kurun işten çıkmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, i̇ki tane orta saha oyuncusu alacaklar. Öyle görünüyor. Diğer taraftan da Mourinho'nun yöneticiler şunu konuşuyor, Ali Koç ve ekibi Mourinho ile şunu konuşuyorlar. Hani geçen yıl kurulu bir düzen vardı, o düzeni bozmakla hata mı yaptık? Üzerine mi aynı düzenle devam edip üzerine mi transferler yapmalıydık? Mourinho da diyor ki geçen yıl evet 99 puan toplamışsınız ama şampiyon olamamışsınız. Yani Benden şampiyonluk istediğiniz için geldim. E, sabra. ihtiyacım var. Eksikler var. Eksikler giderildikten sonra ben şampiyon yapacağım takımı. Şimdi Fenerbahçe'nin de limitleri Galatasaray gibi şu anda limit sıkıntısı var. Kapalı. Galatasaray'ın 1,5 milyon euro. Fenerbahçe'nin de kalmadı. Şimdi acilen futbolcu satmaları gerekiyor. E, Ferdi o yüzden sattıkları anda anlaştığı oyuncular var. 3-4 tane oyuncu bir anda getirebilir Fenerbahçe. Onu kullanacaklar. Ama hani İrfan Can Kahveci e, kırmızı çizgisi Fenerbahçe'nin. Yani başkan e, satılmasını asla istemiyor. 50 milyon euro gelse de ama Levent abinin dediği gibi kulübede tutuyorsun oyuncuyu. Yani yavaş yavaş aslında Fenerbahçe yönetiminin içinde de hani Mourinho'yla e, durum tespiti yapmaya... ...işte takımın e, puan kaybetmesi, kötü futbolunu da tartışmaya başladılar. Ama Mourinho burada dik duruyor. Yani işte... Yani Türk teknik direktörler etkilenir mesela. Karşı taraf yönetici şunu söyler, şunu yap, bunu yap. Yapar Mourinho Benim doğrularım var. Ben, işte getirdiniz beni. Ben bu takımı e, şampiyon yapacağım. Gemiyi limana yaklaştıracağım. Sabredin diyor. Yönetim de şu anda o yüzden sessiz. Acun Ulucalı da e, tabii ki hani e, onların da kafası karışık çünkü. Altı mı alsak, sekiz mi alsak, şu mu olsa, Ferdi gitse mi? Ferdi için işte o karşı taraf ee, anlaştık gözüyle baktığı için hani sakatlık olur diye son maçta oynatılmadı. Ben bunu doğru doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak bu kaybetti. kaybettirdi. Hayır canım Göztepe maçında da yani mesela. Orada da kulübe de başladı sonra. Hayır ama mı? direkt başlama kaydı. Yani oyuncu da artık gidiyorum gözüyle bakıyor. Hani işte zaan. Kaçta oynamış şey? Misajını. Ee, yani Kaçta yani Kaç tak oynamış? Çok oynamış? Bu giren süre üç içerisinde. Tut, tut 25. Ha. 25 dakika de falan gibi. Ben bir şey yani, soracağım. Bu oyuncunun... bir şey soracağım Zeki... Bu oyuncu 25 dakikada sakatlanma riski yok mu? E var tabii, hayır. Tabii. Rakip insana yani, gireceği yanlış Allah bir Bir harekette sakatlanabilirsin ha, bu yani. iş bu ya. Fenerbahçe kulübüne karşı taraf onu söylemiş. Biz anlaşıyoruz. Hani o prosedürlerde işte yüzde paydı taksitlendirmede. Brighton bu işin içine girmiş artık. Hani Manchester'da bir teklif veriyor ama Manchester hani olsa da olur, olmasa da olur gözüyle bakıyor ama Brighton ısrarla istiyor. Ee, diğer taraftan da Arsenal'da çok şey değil yani. Nasıl olsa hani ben de para var Peki, alabilirim. Şimdi ne olacak Zeki abi? Çünkü gidecek. en kötü karar kararsızlıktan iyidir yani. Ama yani hayır. kararsız durum var. Hayır kararsız değil. Hayır, pazarlık da anlatman lazım. Ha, pazarlık var. Yani nakit istiyor Fenerbahçe. Çünkü transfer yapacak. E 35 milyon euroyu da bir anda kimse vermek istemez tabii. Ki. Nasıl ki Galatasaray Zaniolo'yu alırken 5 yıla 5 taksit miydi? 5 yıl mıydı neydi? Genelde. Ama Fenerbahçe hep ödüyorsun. öyle yapıyor müdürüm transfer yapar tabii. yaparken hep nakit alıyor tabii. oyuncu alırken Aynen. yıllara yayıyor çok Aynen. güzel bir taktik şimdi ama bu, da, bu ama bunun bir başka evresi de oluyor belki 4 sene yaydığın zaman 4 seneyi tabii. doldurmazsa yönetim kurulu yeni gelen orada, yönetim kurulu ne oluyor Ya orada tabii ki harcama limitlerine takılmamak için hani para girecek kasaya yarısı bankalar birliğine gidecek Şimdi Ferdi'den gelen paranın Ferdi adına %50'sini bankalar birliği alıyor zaten Ferdi Bryant'ına gitmeyi kabul etmiş mi? Tabii Brighton'a gitmeyi mi? kabul ediyor. Aynen. E, Fenerbahçe'de bir sonraki satıştan da pay istiyor. Parayı peşin istiyor. Orada pazarlıklar sürüyor ama yani bu hafta içinde bence Ferdi transfer olur. Yani gider. Çünkü artık hani yerine koyacaklar oyuncuları da belirlediler yavaş yavaş ama paraya ihtiyaç var. E, o para da Ferdi'den gelen para Arda, Arda Güler nasıl gittiğinde Real Madrid'de para hemen gelen o paralarla o transferler yapıldı. Aynı şey olacak. İşte Zaha gitseydi Galatasaray'da yine işte sol bek vesaire Torreira'nın yanına oyuncu alacaktı. Şimdi harcama limitlerine takıldılar. Orada büyük sıkıntı var. E Ferdi Kadol'un tabii Mourinho da artık yapacak bir şey yok diyor. Oyuncu da gitmek istiyor. Yani bu hafta içi o konu çözülür gibi. Ya şimdi bir konuşmak şey söyleyeceğim söyleyeceğim. hocam. Köy olayını almışlardı. O Sparta Prag yazamadılar listeye. Evet. Listeleri verdikten Ama bir türlü sonra kullanamadılar aldılar. Ya. Listeyi yazdıkları o sakat çıktı orayı. Onu da kullanamadım. Ya Levent abi Lil maçında Lili sallamışsın. Evet. Evet ya. O, o, ya şey oynayacaksın işte. E, kimle Slavia oynuyorsun gale? Sen Julio'nu eledi değil mi Slavia? Evet, evet, eledi. Yani sallamışsın, eliyordun. Şanssız bir penaltı biliyorsun. Yani getir oraya ya. Getir oraya içeri gireceksin 16 yıl sonra. 16 yıldır yoksun Şampiyonlar Ligi'nde. Işte öyle önemli maçları sırf... oynadığın zaman rakibini böyle yasladığın zaman ringte, Tamam o ipe artık tamam. devireceksin yani. Ya Ömer tamam ama yani sonuçta Fenerbahçe kötü oynamadı. Çok iyi bir oynadı, de 11'e 10 giriyorsun 15 dakika. Hamle son deva... yapamadı. Hayır götür bir bire en kötü uzatmalara götür iki tane 15 oynayacaksın. Yani ayrı, onu, gitti hayır konu zaten konu şuradan. Penaltılardan. Yok şundan dolayı dedim, dedim hocam. Olympiakos turunda da geçen yıl aynısı oldu. Fenerbahçe ritmi arkasını aldı, penaltılara gitti, elendi. Burada da 1-0 öne geçti, hem de gol duraklamalarda geldi. Sonrasında rakip 10 kişi kaldı. Artık her şey Fenerbahçe'nin lehine gelişiyor. Orada yapılacak bir hamle daha belki penaltılara kalmadan turu getirebilirdi bence, Fenerbahçe. Bence ya nasıl ama... hocam? E, hani tartışılabilir. Katılıyorum. %100 katılıyorum sana ama Göztepe maçının 2-0'dan beraber kalması Fenerbahçe'nin izahı yok. Yani Mourinho'nun kenardaki duruşunu ben beğenmedim mesela. Mutsuz bir duruşu var. Ne bileyim. Hani o maçı normal şartlarda Mourinho çevirir. Yani o maçı galibiyetle bitirir. Belki başkanın durumundan etkilendi. Bilemiyorum. Şimdi tam yani oraya orada, gelecektim? Zeki abi. Orada acayip bir sıkıntı var. Çünkü